Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Tüm dünyaya şu çağrıyı yapmak istiyorum. Kudüs'ün hukuki statüsünü değiştirecek her türlü adımdan uzak durulmalıdır. Böylesi bir adım sadece terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürecektir. Cumhurbaşkanımıza vatana ihanet gibi son derece çirkin bir suçlamada bulunduğu için avukatları suç duyurusunda bulundular. Buyursunlar, mecliste çoğunlukları var. Hodri meydan, siyaseti genel başkanımız onların inayet ve icazetiyle yapmıyor. 2018'deki gelirlerimiz, 2018'deki genel giderlerimiz ve kredilerimizi karşılamıyor. 2032 yılına kadar borçlarımız var. Bu su kuşunun ilk 10 aydaki zararı 18 milyon arkadaşlar. Bize zarar ettiren, bize kazandırmayan projelerle uğraşmak durumunda değiliz. Bugün 6 Aralık 2017 Çarşamba. Özgün ve güvenilir Olay Ana Haber başlıyor. Değerli izleyenler, dünyanın gözü bugün Amerikan Başkanı Donald Trump'ın yapacağı Kudüs açıklamasında. Beyaz Saray, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını ve Amerikan Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması talimatını vereceğini duyurdu. Amerikan Başkanı'nın Türkiye saatiyle 21'de yapacağı açıklamada Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan etmesi bekleniyor. Son dakika sürprizi olmazsa Trump ayrıca Dışişleri Bakanlığı'na Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması hazırlıklarına başlaması talimatı verdiğini de açıklayacak. Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Ürdün Kralı II. Abdullah ile dün yaptığı telefon görüşmelerinde Büyükelçiliği Kudüs'e taşıma niyetini ifade etmişti. Amerikan Kongresi'nin 1995 yılında aldığı karar uyarınca Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması öngörülüyordu ancak söz konusu yasa 22 senedir her 6 ayda bir ulusal güvenlik gerekçesiyle erteleniyordu. Bu kritik açıklamaya saatler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı Abdullah'la Ankara'da bir araya geldi. Beştepe'de gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gündem Kudüs'tü. Atılacak yanlış adımlar İslam aleminde infiale sebep olur uyarısında bulunan Erdoğan, bu bölgemizde yeni çatışmaların fitilini ateşleyecek, terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürecektir dedi. Kudüs'ün statüsü konusunda atılacak yanlış bir adım tüm İslam aleminde infiale sebep olacaktır. Bu barış zeminini dinamitleyecek, bölgemizde yeni gerilimlerin, yeni çatışmaların fitilini ateşleyecektir. Kudüs tüm Müslümanların harimi ismetidir, gözbebeğidir. Kimden gelirse gelsin, bu tarihi hakikati göz ardı eden her yaklaşımın sonu hüsrandır, felakettir. Bölgemizin huzur, barış ve güvenliği iç politik hesaplara kurban edilemeyecek kadar önemlidir. Orta Doğu'da istikrar için yegane yol 1967 sınırları dahilinde bağımsız bir Filistin devletinin başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde vücut bulmasıdır. İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak ben buradan tüm dünyaya şu çağrıyı yapmak istiyorum. Kudüs'ün Birleşmiş Milletler kararlarıyla da defalarca teyit edilmiş hukuki statüsünü değiştirecek her türlü adımdan uzak durulmalıdır. Hiç kimsenin kişisel hevesleri uğruna milyarlarca insanın kaderiyle oynamaya hakkı yoktur. Böylesi bir adım sadece terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürecektir.
Amerikan yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etme ve büyükelçiliğini bu kente taşıma hazırlığı üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brüksel'de Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la bir araya geldi. Başbakan Binali Yıldırım Amerikan yönetiminden kararını gözden geçirmesini isterken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İslam İşbirliği Teşkilatı'nı 13 Aralık'ta olağanüstü toplantıya çağırdı. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağına dair haberleri almış bulunmaktayız. Amerikan yönetiminin Müslüman dünyasını ayağa kaldıran Kudüs girişimi Ankara'nın da yakın takibinde. Zaten şu anda kırılgan olan Orta Doğu barış sürecini adeta ortadan kaldıracak bu vahim hatadan Amerikan yönetiminin derhal dönmesi çağrısında bulunuyoruz. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı'na toplantı çağrısı yaptığını açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanımız İslam İşbirliği Teşkilatı'nı olağanüstü zirveye davet etmektedir. 13 Aralık Çarşamba günü olağanüstü liderler zirvesi İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde toplanacaktır. Güney Kore'de açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım da kararın hukuk dışı olacağını söyledi. Öyle veya böyle bu iki durumda açıkçası hukuk dışı bir karar olacaktır ve bölgedeki var olan sorunları da iyice içinden çıkılmaz bir hale dönüştürecektir. Yıldırım, Amerikan yönetimini kararını gözden geçirmeye çağırdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bu yönde bir açıklama yapmaması hem bölgenin geleceği açısından hem de küresel barış açısından hayati öneme sahip. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da NATO toplantısı için bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la görüştü. Görüşme sonrası bir açıklama yapan Çavuşoğlu, Amerikan elçiliğinin Kudüs'e taşınması büyük hata olur. Tüm dünya bu olaya karşı şeklinde konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planına bir tepki de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, Amerika Birleşik Devletleri Kudüs gafletine acilen son vermelidir. Bu girişim zaman ayarlı bir bombadır dedi. Bahçeli yazılı açıklamasında Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyeti ve bu kadim şehri İsrail'in başkenti olarak tanımaya hazırlanması Orta Doğu'nun A'dan Z'ye mahvına hizmet edecek zaman ayarlı bir bombadır ifadesini kullandı. Kudüs'ün siyasi hedeflere kurban edilmeyeceğini söyleyen Bahçeli, Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün ilanı beklenen muhtemel karardan derhal dönmesi Filistinli kardeşlerimizin ve Müslümanların inanç ve yaşama haklarına saygı duyması tarihi bir mecburiyettir dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin girişimini komplo olarak nitelendiren MHP lideri, Kudüs komplosu mukaddesatımızın sırtına inmek üzere kaldırılmış hançerdir ve bu hançer saplanırsa canı yanan, kanı dökülen, kayıplara sürüklenen yalnızca İslam alemi olmayacaktır ifadelerine yer verdi. Peki Kudüs kimler için, neden önemli? Orta Doğu tartışmalar çerçevesinde yeni bir savaşa mı itiliyor? İşte yanıtlar. Orta Doğu'da barış ve huzurun anahtar kenti Kudüs yeni bir krizin eşiğinde. Amerikan yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağına ilişkin açıklamalar gerilimi tırmandırdı. Aslında şu an yaşananlar Trump'ın İsrail devletiyle ne derece ilgili olduğunu ve Filistinlilerin Orta Doğu'daki durumuna ne kadar önem vermediğinin en önemli göstergesi. İsrail 1967'de Kudüs'ün doğusunu 6 gün savaşının ardından işgal etti. 1980 yılında Kudüs başkenti ilan edildi. Ancak bugüne kadar Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan hiçbir devlet olmadı. Trump'ın açıklaması ise bu anlamda bir ilk. Kudüs, Arap liderlerin sorumluluğunda. Bu yüzden Amerika ile ilişkiler kesilmeli, elçiliğin taşınması kararı da iptal edilmeli. Müslümanlar, Doğu Kudüs'ü ileride kurulacak Filistin devletinin başkenti olarak görüyor.
Filistinlileri kızdıran karar İsrail'de ise sevinç yarattı. Gelişmelerden son derece mutluyum. İlk kez bir Amerikan başkanı verdiği sözü tutuyor. Bu da onun bir vaat adamı değil, eylem insanı olduğunu ispatlıyor. Üç semavi dininde Kudüs'te kutsal mekanlarının bulunması, kentin tarih boyunca uluslararası öneme sahip olmasına yol açıyor. Arapça El-Kuds, İbranice Yeruşalayim olarak adlandırılan Kudüs, ayrıca dünyanın en eski kentlerinden biri. Müslümanlar için en kutsal yerlerden biri kabul edilen Mescid-i Aksa ve Kubbetü's-Sahra'nın bulunduğu Harem-i Şerif, Doğu Kudüs'te yer alıyor. Mescid-i Aksa'nın hemen altında ise Hazreti Süleyman döneminde yapılan tapınağa ait olduğuna inanılan ağlama duvarı bulunuyor. Hristiyanlar için de Kudüs'te bulunan Kutsal Kabir Kilisesi'nde İsa peygamberin çarmıha gerildiği ve kabrine konulduğu düşünülüyor. Siyasette yaşanan tartışmalar bir kez daha yargıya taşınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisini vatana ihanetle suçlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlattı. Sevgili Erdoğan, senin hükümetin Rıza Zarraf'a çalıştı, devletin bilgilerini ona verdi. Senin hükümetin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ihanet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Sayın Cumhurbaşkanımıza vatana ihanet gibi son derece çirkin bir suçlamada bulunduğu için avukatları bir suç duyurusunda bulundular. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP liderini algı operasyonu yürütmekle suçladı. FETÖ'cülerin, Türkiye düşmanı çevrelerin ellerine tutuşturdukları 3-5 kağıt parçasıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı algı operasyonu yapmaya çalıştıklarını zannediyorlar. Ama sadece kendi hezimetleri içerisinde debeleniyorlar. CHP de Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında dava açmaya hazırlanıyor. Küfür ve hakaret şürekası oluşturmuşlar. Bugüne kadarki hakaretlerde bize hak etmediğimiz halde dava açılmış olmasına rağmen bugüne kadar dava açmamıştık ama talimatı verdik. Bunlarla ilgili hukukun önünde hesaplaşacağız. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Kılıçdaroğlu'nun vatana ihanet sözlerine de açıklık getirdi. Rıza Sarraf casus mu casus? Bugün casus dedikleri kişiyi paklayan, aklayan, koruyan Sayın Erdoğan'ın başbakan olduğu hükümet. Bu hükümet casus mıknatısıdır. Casusu devlete yerleştirmenin adı ne? Bunun adı vatana ihanet değil mi? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın CHP liderinin dokunulmazlığının kaldırılabileceğini söylemesi de yeni bir tartışma başlattı. Devamlı suç işleyecek dosyası bekleyecek mi yani? Dokunulmazlığın kaldırılması gerekir. Cumhuriyet Halk Partililerin bunu düşünüp hesap etmeleri gerekir diye düşünüyorum. Ha ben bugünden de uyarıyorum. Buyursunlar. Mecliste çoğunlukları var. Hodri meydan. Siyaseti genel başkanımız onların inayet ve icazetiyle yapmıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise İngiltere'ye gitti. 3 gün sürecek İngiltere ziyaretinde çeşitli temaslarda bulunacak olan CHP lideri, Perşembe günü İngiltere İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'le bir araya gelecek. CHP lideri başkent Londra'da Birleşik Krallık Avrupa ve Amerika'dan sorumlu devlet bakanı Alan Duncan'la bir araya geldi. Genel Başkan Yardımcıları Öztürk Yılmaz, Aykut Erdoğdu ile Milletvekilleri İlhan Kesici, Selin Sayıkböke ve Faik Öztrak'ın eşlik ettiği CHP lideri temasları kapsamında düşünce kuruluşlarında Türkiye ve dünya gündemine dair konuşma yapacak. Kılıçdaroğlu İngiltere'deki Türk ve yabancı iş çevrelerinin temsilcileriyle toplantılara katılacak. Ayrıca Türk vatandaşlarıyla da buluşacak. CHP lideri Perşembe günü İngiltere'de ana muhalefet konumunda olan ve seçim anketlerinde birinci sırada gözüken İngiltere İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'le bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen Mehmet Hakan Atilla davasında bugün 7. duruşma görülüyor. Tanık olarak ifade veren Rıza Sarraf, Halkbank eski genel müdür yardımcısı Atilla'nın avukatları tarafından sorgulanıyor. Sarraf, tutuklandıktan 6 ay sonra avukatlarının savcılıkla işbirliği yapmayı görüştüğünü ancak bu işbirliğinin o dönemde gerçekleşmediğini belirtti.
Rıza Sarraf, avukatlarım gidip hükümetle işbirliği yapma konusunda ayrıntıları görüştü. Bu, Atilla'nın tutuklanmasından önceydi dedi. Sarraf, Ağustos 2017'den itibaren savcılık makamıyla işbirliği yapmayı kabul ettiğini, daha önce FBI ile duruşmalarda çizimi yapılan şemalar üzerinde birlikte çalıştığını iddia etti. Amerikalı yetkililerle yaptığı anlaşma gereği başkaları hakkında yargılama süreçlerine destek sağlamayı kabul ettiğini dile getiren Rıza Sarraf, hapishanede tutulmadığını da doğruladı. Sarraf, tutulduğu hapishanedeki gardiyana 45 bin dolar rüşvet verdiğini ve bu rüşveti o zamanki Türk avukatı aracılığıyla ödediğini kaydetti. Hapishanede uyuşturucu kullandığını da itiraf etti. Hakan Atilla davası ile ilgili Türkiye'de devam eden casusluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Davaya sahte belge götürdüğü iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan CHP eski milletvekili Aykan Erdemir'in mal varlığına el konuldu. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan CHP eski milletvekili Erdemir'in tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verildi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Erdemir ile birlikte bankalar yeminli murakabı Osman Zeki Canıtes hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Her iki ismin de New York Bölge Mahkemesi'ne bildirilen tanık listesinde isimleri yer alıyor. Çıkarılan yakalama kararında devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma, hile ile alma, çalma suçlaması yer alıyor. Gibi komplocu, içe kapanık, paranoid. Ankara'da yeni bir FETÖ operasyonu başlatıldı. Gaybubet evlerine yönelik operasyonda 87 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında Fethullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen de var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hala örgüt adına faaliyette bulunduğu tespit edilen 87 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Şüphelilerin kaldığı ve gaybubet evi olarak adlandırılan 65 adrese düzenlenen operasyonlarda 57 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bu evlerde gizlenerek örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri ve toplantılar yaptıkları tespit edildi. Ankara'da saklandığı evde gözaltına alınan Fethullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Bursa'da düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kanun hükmünde kararname ile kapatılan İbret Eğitim Kurumları yöneticileri ve çalışanları hakkında yakalama kararı alınmıştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa, Ankara, Kastamonu ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 kişinin ise emniyetteki sorgusu sürüyor. Recep Altepe'nin istifa etmesinin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Ali Nur Aktaş bugün düzenlediği basın toplantısında acil eylem planını açıkladı. Bir önceki dönemde başlatılan projelere ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Aktaş, Bursa'nın ve Bursalıların menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağız dedi. Dersime çalıştım. Güçlü yönleri biliyorum. Zayıf yönleri biliyorum. 23 Ekim'de istifa eden Recep Altepe'nin yerine 2 Kasım'da göreve gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş acil eylem planını açıkladı. Amacım geçmişi atıp tutmak değil, onu söyleyeyim. Hiçbir zaman için bunu yapmayacağım. Yanlışlar varsa bunları tespit etmek, birilerinin gözüne soka soka değil, değiştirilmesi gerekenleri değiştirmek. Bir ameliyat gerçekleştirdiklerini söyleyen Aktaş, belediyenin mali yapısına dikkat çekti. Borçların %60'ı 2018, 2019 ve 2020 yıllarında. 2018'deki gelirlerimiz, 2018'deki genel giderlerimiz ve kredilerimizi karşılamıyor. Kredilerimiz de kapalı var, onu da söyleyeyim. Kredi alma hakkımız yok. 2032 yılına kadar borçlarımız var. Önceliklerinin ulaşım olduğunu belirten Aktaş, özellikle T2 hattı konusunda sıkıntı yaşandığını belirtti. Caddeyi kullanan esnafla, caddeyi kullanan insanlarla da farklı noktalarda bir araya gelerek onları dinledim. Onların öfkelerini dinledim tabii öncelikle. Yaklaşık birkaç, yani iki yıldır
o dolmuşluklarını tabirinde ise dinledik. Aktaş şehir içi teleferik hattı projesinin iptal edildiğini söyledi. Bu kaynağı güney-kuzey hattında yol açmak, yol genişletmek için kullansak bilmiyorum ama tarihe mal oluruz herhalde. Dolayısıyla dediğim gibi bu projeyi iptal etmek durumundayız. Kesinlikle bununla alakalı çalışma yapılmaması gerektiğini arkadaşlara ifade ettim. Ulaşım yatırımlarından büyük zararlar edildiğini vurgulayan Aktaş örnek olarak deniz uçağını gösterdi. 1.2 yolcu ortalamasıyla gidip gelen uçaklarla vakit geçirecek falan değiliz. Bu su kuşunun ilk 10 aydaki zararı 18 milyon arkadaşlar. Hesap kitap meselesidir dedik. Fantazi işlerle uğraşmayız dedik. Bize zarar ettiren, bize kazandırmayan projelerle uğraşmak durumunda değiliz. Aktaş'tan bir önceki dönemde gerçekleşen kentsel dönüşüm projelerine de eleştiri geldi. 150 daire yıkarak 400 daire yapmak kentsel dönüşümle çok izah edilemez bana göre. Buna kentsel yenileme mi dersiniz? Veyahut farklı bir model mi dersiniz? Önümüzdeki hafta odalarla bir araya geliyoruz. Belediyeye ait şirketlerin ihaleleri de mercek altına alındı. İhaleleri de sorgulanıyor. Bakım onarım, güvenlik, temizlik, yemek ve şoför alımı. 105 milyon tutarında. Bu ihaleyi 10-15 milyon daha aşağı almak mümkün. Bütün hücrelere girmek durumundayız. Kimse kusura bakmasın. Ve Büyükşehir Belediye Stadyumu. Arkadaşlar biz bugüne kadar 500 milyon para harcamışız. Uluslararası maç oynayamıyoruz. Bursa Spor yeni bir liste getirdi. Daha bir 80-100 milyonu da var bu işin, onu da söyleyeyim yani. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi bugün bütçe gündemiyle toplandı. Belediyenin 2018 yılı mali bütçesi 2 milyar 650 milyon lira olarak belirlendi. BUSKİ'nin 2018 yılı bütçesi ise 962 milyon olarak karara bağlandı. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı 3. oturumu Ali Nur Aktaş başkanlığında yapıldı. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmişti. Oturumda önce BUSKİ'nin bütçesi ele alındı. AK Parti ile CHP'li üyeler arasında ilçelerdeki katı atık bedeli konusunda tartışma yaşandı. Amacım burada Nilüfer Belediyesi'ni veya uygulamasını yıpratmak veya şahsınızla alakalı bir şey yapmak değil. Öyle bir şey asla söz konusu olamaz. Her belediyenin bunu teminle alakalı bir maliyeti var. Sizin temin maliyetinizde bu ki demek ki bu rakamı kafanızdan belirlemediniz nihayetinde. Yapılan oylamada BUSKİ bütçesi 2018 yılı için geliri 1 milyar 180 milyon lira, gideri 962 milyon lira olarak belirlendi. Oy çokluğuyla kabul edilen BUSKİ bütçesinde 354 milyon lira yatırımlara ayrıldı. 59 milyon liralık yedek ödenekle bu pay 413 milyon lirayı buluyor. Kabul edenler, etmeyenler... Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 mali yılı bütçesi de 2 milyar 650 milyon lira olarak karara bağlandı. Rapor hakkında görüş belirtmek isteyen var mı? Oy çokluğuyla kabul edilen bütçede bir önceki yıla göre 275 milyon liralık artış dikkat çekerken, yatırımların 1.3 milyar lirayla toplam bütçe içindeki payı %50'yi buluyor. Gelirlerin 2 milyar 600 milyon lira olduğu bütçede 50 milyon liralık açık borçlanarak giderilecek. 2018 bütçesinde personel giderlerine 210 milyon, SGK prim giderlerine 30 milyon, mal ve hizmet alımlarına 730 milyon, faiz ödemelerine 150 milyon, cari transferlere 75 milyon, yatırıma 1 milyar 310 milyon, sermaye transferlerine 15 milyon, yedek ödeneğe de 130 milyon lira ayrılması öngörülüyor. Ilık geçen Kasım ayının ardından havalar soğudu, beklenen kış Türkiye'nin kapısını çaldı. Bursa'da hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşerken kentin yüksek kesimlerindeki mahalleler yılın ilk karı ile beyaza büründü. Kış turizminin merkezi Uludağ'da da kar yağışı 2 gündür aralıksız devam ediyor. Cuma günü sezonu açmaya hazırlanan işletme sahipleri ise hem kardan hem de rezervasyonlardan oldukça memnun. Beyaz Cennet Uludağ'da 2 gecedir aralıksız yağan yoğun kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı yeniden 50 santimetreyi geçti. Çok soğuk, çok sis var ama çok eğlenceli. Nereden geliyorsunuz? Bursa'dan, Uludağ Üniversitesi'nden. Aynı şekilde arkadaşlarımla beraber geldik. Hava gerçekten çok soğuk. Uludağ çok güzel ama yani soğuk birazcık zorluyor. Zirveye kar yağdığını duyanlar soluğu Uludağ'da aldı. Vallahi biraz soğuk geldi ama girince alışıyorum yani bir şey... Yani hayatımda ilk defa bu kadar soğukla karşılaştım. Ben asıl Aydınlıyım. Hollanda'dan geldik işte. Böyle gezmeye geldik 2 günlüğüne.
Türkiye Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisi altına girdi. Bursa Uludağ'da kar kalınlıkları 50 santime bulurken oteller bölgesi sezon hazırlıklarına devam ediyor. Sezon hazırlıklarımız bitti. Ayın 8 itibariyle 8 Aralık'ta otelimizi açıyoruz. Yılbaşına ondan sonra hazırlığımız devam ediyor. Artık yılbaşına konsantre olduk. Doluluğumuz yüksek, %75'leri açtık. Son hazırlıklarına devam eden işletmecilerin yüzü bu yıl gülüyor. Güzel bir sezon bizi bekliyor. Bizim şu anki hedefimizi geçen seneyi geçmiş vaziyetteyiz, öyle söyleyelim. Şimdiki karla beraber hafta sonu itibariyle açılacak pistler de olacaktır. Misafirlerimizi bekliyoruz. Zirvede sezon cuma günü açılacak. Pistler kayak tutkunlarıyla dolup taşacak. 2017-2018 kış sezonunu cuma itibariyle kapılarımızı açıyoruz. Şu an için Aralık ayı rezervasyonları %50 şeklinde devam ediyor. Yılbaşı çok iyi bir rezervasyon talebi var. İlk kar fırsatının tatilcilerin kaçırılmasını dilerim. Sezon bu sezon çok iyi geçeceğini düşünüyoruz. Kar erken yağmaya başladı. Kayak snowboard kiraya veriyoruz burada. Kayak kiraları 50'den başlıyor. Türkiye kışa teslim oldu. Birçok kent yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Yollar kapandı, sürücüler mahsur kaldı. Düzce'nin Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinden tatil haberi gelirken İstanbul'a da yılın ilk karı gece saatlerinde düştü. Yollar kapandı, sürücüler mahsur kaldı. Ulaşım sağlanamayınca eğitime zorunlu ara verildi. Türkiye kışa teslim oldu. Doğu Anadolu'da termometreler sıfırın altını gösterdi, don olayları yaşandı. Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Erzincan beyaza büründü. Akdeniz'de kar ve buzlanma ulaşımı aksattı. Denizli-Antalya karayolu tek taraflı trafiğe kapatıldı. Kar İç Anadolu'da da etkisini gösteriyor. Kayseri'nin yüksek kesimlerinde şiddetini artıran kar, şehir merkezinde de etkisini gösterdi. Günlerdir beklenen kar yağışı yurdun batısında da etkili olmaya başladı. İstanbul'a yılın ilk karı gece saatlerinde düştü. Kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteriyor. Düzce'nin Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Çocuklar karın keyfini çıkardı. Okula gittik, okuldan eve gönderiyorlar, öyle bir şey mi? Belediyenin anons yapması lazım. Biz okula gittik sabah sabah. Zar zor gittik okula. Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Araçlar yolda kaldı. Kar yoğun bir şekilde bastırdı şu anda. İşte bir çare arıyoruz. Burada kaldık. Kazaya sebebiyet vermemek için biz de ilerlemiyoruz. Tır geçişlerine izin verilmeyen Bolu Dağı'nda kazalar da meydana geldi. Kar küreme aracıyla otobüs çarpıştı. 6 kişi yaralandı. Kar yağışı sadece zorlukları değil, doğal güzellikleri de beraberinde getirdi. Abant Gölü'nde karpostallık görüntüler ortaya çıktı. REDEK davasında ara karar açıklandı. Enerji Bakanı Berat Albayrak'a ait olduğu iddia edilen elektronik postaları haberleştiren gazeteciler Tunca Öğreten ve Mahir Kanaat tahliye edildi. İkisi tutuklu 6 gazeteci İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Savcı eski Diken editörü Tunca Öğreten ve Bir Gün Gazetesi çalışanı Mahir Kanaat'ın tutukluluğunun devamını isterken mahkeme adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağıyla tahliye kararı verdi. Davanın 3. duruşması 3 Nisan 2018 tarihine ertelendi. Davada kapatılan DİHA'nın muhabiri Metin Yoksu, DİHA'nın haber müdürü Ömer Çelik, Yolculuk Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Eray Sargın ve ETA Sorumlu Müdürü Derya Okatan tutuksuz yargılanıyor. İddianamede Öğreten, FETÖ ve DHKPC'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, Okatan, Sargın, Yoksu ve Çelik örgüt propagandası, Kanaat ise örgüt üyeliğiyle suçlanıyor.
İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. Eylem hazırlığındaki tamamı yabancı uyruklu 26 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü IŞİD'e yönelik Fatih ve Başakşehir'de 6 adrese gece operasyon düzenledi. Önceden tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda Suriye ve Irak gibi çatışmalı bölgelerle bağlantılı oldukları öne sürülen tamamı yabancı terörist savaşçı olarak adlandırılan 26 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda örgüte ait çok sayıda dijital malzeme ve dokümana da el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesine götürüldü. Ankara merkezli 8 ilde de naylon fatura operasyonu başlatıldı. Paravan şirketler üzerinden naylon fatura düzenleyerek devleti zarara uğrattıkları belirlenen 83 firmaya yönelik başlatılan operasyonda 90 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak 83 firmaya ait 99 adrese baskın düzenlendi. Ankara'da aralarında yeminli mali müşavirler, serbest mali müşavirler ve şirket sahiplerinin bulunduğu 23 zanlı mali şube ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin kurdukları paravan şirketler aracılığıyla naylon fatura düzenleyerek devleti ilk belirlemelere göre yaklaşık 5 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edildi. Operasyon sürüyor. Türkiye'de kadın cinayetlerinin her geçen gün arttığı şu günlerde Çorum'dan tartışma yaratacak görüntüler kameralara yansıdı. Çorum İl Genel Meclisi toplantısında kadına şiddeti gündeme getiren CHP'li üyeye AK Partili Meclis Başkanı "Ne yapalım? Kadın öldürülüyorsa polis yakalayıp götürüyor." yanıtını verdi. Kadınlar öldürülüyor diyorsunuz değil mi? Kadınlar öldürülüyor. Evet. Öldürülüyor değil mi? Evet. Kim öldürüyor? Erkekler öldürüyor, kim öldürüyor? Ne yapalım? Öldürüyorsa yakalıyor, polis götürüyor. Tartışmanın adresi Çorum İl Genel Meclisi toplantısı. Kadınmış, konuşmaya. Niye konuşmuyor? Ya konuşma, söz verirsen konuş ya. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin yıl dönümünde düzenlenen toplantıda CHP'li üye Burçin Solmaz Polat kadına yönelik şiddeti gündeme getirdi. Kadınlar ölüyor, kadınlar istismara uğruyorlar, kadınlar dövülüyorlar. Herkesin gözü önünde dövülüp öldürülüyorlar. Bu popülist politikaları bırakın. Dün izledik televizyonda, Avrupa'da bir metroda kadını alıyor, yerden yere vuruyor. Kimsenin bir ses çıkardığı yok. Türkiye'de de öyle. O zaman Avrupa'ya da söyleyin canım ya. Ya bu ülkeye, kendi ülkenize bu kadar mı düşman olursunuz? CHP'li Polat'a İl Genel Meclisi Başkanı AK Partili Halil İbrahim Kaya tepki gösterdi. Ya dünyada da öldürülüyor canım kadın. Rusya'ya gittiniz mi siz? Rusya'ya gitme. Gidin dedi, kadınlar mı orada? Trende bile yer vermiyorlar. Erkekler oturuyor, kadınlar. Hamile kadınlar bile ayakta vallahi. Toplantıda tartışma nedeniyle zaman zaman tansiyon yükseldi. Ya karşılıklı cevap vermeyin. Siz söylediniz, ben dinledim. Kestim mi sözünüzü? Cevap hakkı doğuyor. Ya aman, cevap hakkınız batmayaydı ya. Afyonkarahisar'da 60 yaşındaki bir adamın çürümüş cesedi yaşadığı evde bulundu. Cesetin bulunmasına neden olan olay ise evin hemen alt katındaki iş yerinin tavanından dökülen kurtlar. Esnaf tavandan düşen kurtları gördü. 2 aydır kendisinden haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu. Buraya benim kurt düşmeye başladı. Bir dikkatimi çekti. Temizlik yaptım. Bir çamaşır suyu falan ilaç attım buraya. Bir iki daha düşmeye başladı. Olay Afyonkarahisar'ın Milli Birlik Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Tek başına yaşayan 60 yaşındaki Ayhan Altuntaş'tan 2 aydır haber alınamıyordu. Şimdi ben kurt düşünce dedim, herhalde bu adam öldü. 2 katlı ahşap evin altındaki cep telefonu dükkanı sahibi Mustafa Başpınar, iş yerinin tavanından yere kurtlar dökülmesinden şüphelenince durumu ev sahibine bildirdi. Ben savcılığa müracaat ettim, savcılıktan polisler geldiler. Açtılar kapıyı, içeri girdik, cesedi bulduk. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri eve girdiklerinde 60 yaşındaki adamın cesediyle karşılaştı. Altuntaş'ın çürüyen cesedini çıkarmak isteyen ancak kapıların dar olması nedeniyle başarılı olamayan polis ekipleri itfaiyeden yardım istedi. Eve gelen ekipler kapıları kırıp cesedi merdivenlerden indirdi.
Altuntaş'ın cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti yine orman yangınlarıyla boğuşuyor. San Paulo kentinde pazartesi günü başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle 200 kilometre karelik bir alana yayıldı. Aralarında bir üniversite ve hastanenin de bulunduğu 150 bina küle dönerken yaklaşık 30 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki orman yangını kontrol altına alınamıyor. Los Angeles'ın kuzeybatısında başlayan yangın nedeniyle Vista Del Mar Psikiyatri Hastanesi küle döndü, hastalar çevre hastanelere sevk edildi. Thomas Aquinas Üniversitesi ise tamamen boşaltıldı. 30 bine yakın kişinin bölgeden tahliye edildiğini açıklayan eyalet valisi Jerry Brown, olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Yangına Los Angeles ve Santa Barbara kentlerinden helikopter ve uçaklarla havadan, binin üzerinde itfaiye görevlisi de karadan müdahale ediyor. 100 bin nüfusa sahip Venture County'de en az 180 ev ve iş yeri yangında zarar gördü, çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan telef oldu. Bölgedeki tüm okullar eğitime ara verdi. 7 binden fazla yerleşim biriminin tahliye edildiği yangında bir kişinin yaşamını yitirdiği, bir itfaiyecinin de yaralandığı açıklandı. Pazartesi günü eyaletin Santa Paulo kenti kuzeyinde başlayan yangın, saatteki hızı 155 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle çift koldan ilerliyor. Efsane Fransız sanatçı Johnny Hallyday 74 yaşında hayatını kaybetti. Hallyday akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Efsane sahne performansları, şarkıları ve duruşuyla Fransa'nın Elvis Presley'iydi. Uzun süredir tedavi gördüğü akciğer kanserine yenik düşen 74 yaşındaki Johnny Hallyday hayata veda etti. Eşi Latisha Hallyday, ünlü şarkıcının ölümünü, Johnny Hallyday bizleri bırakarak gitti. Bunu söylediğime kendim dahi inanamayarak yazıyorum ama gerçek bu. Hayatımın aşkı artık bizlerle değil mesajıyla duyurdu. Johnny Hallyday'in evinin önünde ise gazeteciler ve sevenleri vardı. Sanatçının ölümü sevenlerini yasa boğarken başta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere çok sayıda kişi sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaştı. Hallyday son olarak sosyal medyada "İyiyim, daha iyi olacağım, ayaktayım, fiziki olarak sıkıntım yok" mesajını paylaşarak kanserle mücadeleye devam ettiğini anlatmıştı. Değerli izleyenler, bu haberimizle ana haber bülteninin sonuna geldik ama canlı yayın mesaisi Olay Televizyonu'nda devam ediyor. Çünkü bu sabah düzenlediği basın toplantısında acil eylem planını açıklayan ve devam eden projelere ilişkin çarpıcı bilgiler veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, birazdan saat 19.45'te canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Bu özel yayını Olay Televizyonu ekranından takip edebilirsiniz. Saat 19.45'te Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ın gazetecilere vereceği yanıtları, özel sorularla birlikte yanıtları izleyebilirsiniz efendim. Şimdilik mutlu akşamlar.